Siyaset Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Sayın Kazım Arslan. Kendisi aynı zamanda avukat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun vekiliniz. Kazım Arslan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Ancak kıl payı kaybetti değil mi efendim? Evet, evet. Biraz bir de o süreci de soracağız kendisine. Bildiğiniz gibi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecek. Üçüncü ve dördüncü turlar var. Dün birinci ve ikinci turlar yapıldı. Ve orada da bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 fire verdi. Bunu soracağız sayın vekilimize. Aynı zamanda koalisyon tartışmaları tabii yine gündemde. Ki bugün yine bir koalisyon çıkıp çıkmayacağı. Yani üçüncü ve dördüncü turda hangi partilerin hangi adayları destekleyip desteklemeyeceği tartışma konusu. Bunları acaba bu seçimden bir koalisyon çıkar mı çıkmaz mı, bunu sayın vekilimize soracağız. Aynı zamanda Suriye ile ilgili gelişmelerle de Sayın Arslan'a da sorularımızı yönelteceğiz. Eğer sizlerin de soruları varsa siyaset gündemi tagıyla Twitter üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de sayın vekilimize bu soruları iletirim. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben hemen Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınızdan girmek istiyorum. Şimdi aday oldunuz ve kaybettiniz. Ancak Denizli'de oldukça büyük bir oy potansiyeli olmadığı yerlerde de çok yüksek oy aldınız. Olduk, evet. Ne oldu? Çok kısa onları bir... Şimdi ben Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımı açıkladım. Ve bunu basına deklar ettim ve partilerime de bunları aktardım. Çok büyük bir destek bulmuştum. Ama tabii çalışmalarımızı bu arada çok iyi bir şekilde götürdük. Sonra işte Temmuz'un sonunda müracaatımızı yaptık. Daha sonra da tabii adaylığımızın genel merkezce açıklanması noktasında gecikme oldu. Bu gecikme nedeniyle de tabii biz çalışmalarımızı çok yeterince başarılı bir şekilde götüremedik. Bazı yerlere ulaşamadık. O nedenle de çalıştığımız alanlarda, yaptığımız çalışmalarda ve halkın bize göstermiş olduğu güven noktasında iyi bir potansiyeli yakaladık. Denizli halkı bana güvendi. Partilim bana sahip çıktı. Örgütüm bana sahip çıktı. Tabii ne kadar da sonradan sahip çıkılmış olsa da tabii geç başlanmış olması sebebiyle yarışın. O nedenle de bir arzu ettiğimiz noktayı yakalayamadık. Ama iyi bir oy aldık. %39 kusur oy aldık. Dolayısıyla Denizli tarihinde 1980'den sonra en fazla oy aldığımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı bir seçim olmuştur. Tabii bir de seçimlerde hile yaptılar. Özellikle sandık kurulu tutanaklarının bilgisayara geçirilmesi sırasında benim oylarımı rakip adayın üzerine veyahut da benim oylarımı benim üstümde olan HDP'ye yazmak suretiyle Kazım Arslan'ın oyunu sürekli aşağıya çektiler. Biz bunların birçoklarını yakaladık, düzelttirdik, itiraz ettik. O noktada da hayli bir düzeltme yaptık. 3000'e yakın bir oyumuzu da böylelikle geri almış olduk. Ama tabii sonuçta arzu ettiğimiz sonucu alamadık, sandıklara sahip çıkamadık. O nedenle de seçimi sandıkta da kaybettik diyebiliriz. Evet. Ama artık milletvekilisiniz. Tabii. Büyükşehir Belediye Başkan olamadı. Çalışmalarımızı hız kesmeden, hiç ara vermeden devam ettirdik. Arkasından biliyorsunuz Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. O seçimde de adayımıza sahip çıktık. Denizli'de iyi bir kampanya götürdük. Gerek örgütümüz gerekse partilerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Denizli'de birinci olarak çıktı. O nedenle de Denizli gerçekten o noktada bir başarıyı hem örgüt olarak hem de bizler adaylar ve partiler olarak da iyi bir noktaya getirdik. Daha sonrası tabii milletvekili seçimi için de çalışmalarımız devam etti. Aday adaylığı sürecimde de hayli çalışmalar sürdürdüm. Bir kere 8 ay boyunca yani Kasım ayından başlamak üzere ön seçim oluncaya kadar durmaksızın bütün köyleri, bütün kasabaları tekrar tekrar dolaşmak suretiyle, partilerimize ulaşmak suretiyle kendimizi tekrar aday adaylığı noktasında tanıtma yaptık. Projelerimizi, düşüncelerimizi anlattık. O nedenle de ön seçimde de iyi bir başarı elde ettik ve sonuç itibariyle de milletvekili olduk. Tabii Denizli aslında bu dönemde hem geçmişte büyük şehri kaybetmiş ve birçok ilçeleri kaybetmiş bir il olarak
çok iyi bir şekilde sonuç aldı. %35 kusur nokta 6 olması lazım. Oy aldık. Ve genel oy toplamından %10 daha fazla oyumuz, hatta %11'e yakın bir oy fazlalığımız olmuştur. Başarılı bir sonuç aldık Denizli'de. Bizim hedefimiz aslında Denizli'de birinci parti olmak ve 4 tane milletvekili çıkarmak için çalışma yaptık. Ama sonuçta birinciliğe yaklaştık ama dördüncüyü çıkaramadık, üçüncüde kaldık. Evet. Yine de 2'den 3'e çıkarmamız olması sebebini de her türlü güce, imkansızlığa rağmen karşımızdaki işte hükümet gücü, büyükşehrin imkanları, belediyenin imkanları, bakanlık konumu, bir bakanın olması. Dolayısıyla bunlar bizi tabii seçimi daha fazla, seçimde daha fazla oy almamıza bir derece engel olmuş oldu. Peki bugün de bir seçim var. Ben hemen gündeme girmek istiyorum. Bugün de bir seçim var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilecek. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Deniz Baykal. Evet. Bildiğiniz gibi o eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ancak dün birinci ve ikinci turlar yapıldı ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 file çıktı. Ama ben bunu sormadan önce bugünkü seçimlerden ne bekliyorsunuz? Üçüncü ve dördüncü turda ne olacak? Partilerin tavrı ne olacak? Sonradan birinci ve ikinci bölüme geçmek istiyorum. Şimdi genel anlamda söylemek gerekirse bugünkü üçüncü turda yine 276'yı bulan bir adayın olmayacağını tahmin ediyorum. Dördüncü turda adayı herhalde 2'ye kalacak. Bu iki adayın da genel başkan, eski genel başkanımız Deniz Baykal ile yine AKP'nin adayı İsmet Yılmaz olacağını tahmin ediyorum. Artık diğer partilerin, yani HDP'nin ve MHP'nin burada tavrı çok önemli. Onlar hangi yönde oy kullanacaklar, kime destek olacaklar? Tabii sonucu o iki parti belirleyeceğini düşünüyorum. Deniz Bey'i şanslı buluyorum aslında ama tabii yine de bir şey söylemeye gelmeyecek. Çıkan sonuç ne olur? Dördüncü turda belli olacak diye peki söylemek şimdi isterim. HDP eş genel başkanı Demirtaş dün bir açıklama yaptı. Ve dedi hiçbir şekilde AKP'nin adayını meclis başkanlığı koltuğuna oturtmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Bu şu anlama geliyor. Eğer olası bir üçüncü tur sonunda Deniz Baykal ve İsmet Yılmaz çıkarsa Deniz Baykal'a vereceğini söyledi. Evet. Tabii daha öncesinden İsmet Yılmaz'a asla ve asla oy vermeyeceğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi de HDP Deniz Baykal'a verirse biz Deniz Baykal'ı desteklemeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Şimdi tabii Deniz Baykal'ı eğer HDP destekleyip MHP desteklemezse yine herhalde çoğunluk sağlanamayacak. Yani tabii burada gruplar ne düşünür bilemiyorum. Yani özgür de bırakabilirler. Yine belirli bir adayı destekleme yönünde bir ilke kararı da alabilirler. Tabii bunlar açık açık olarak grup kararı şeklinde olmuyor ama kendi içinde gruplar işte konuşarak bu işi sahiplenme, en azından hangi adaya oy verme noktasında da bir yönlendirme de olabiliyor. O nedenle tabii orada ne gelişecek, ne olacak, dünden bugüne pek gelişen, açıkça gelişen pek bir şey gözükmüyor. Vallahi sandıktan artık çıkacak sonucu peki, bakacağız. Peki AKP'den bir fire bekliyor musunuz? Daha doğrusu fire derken Deniz Baykal'a bir oy bekliyor musunuz dördüncü turda? Olabilir diye düşünüyorum. Yani olabilir çünkü koalisyon isteyenler böyle bir hamle yapabilirler mi? Yok, koalisyonun işareti olacağını tahmin etmiyorum ama şimdi İsmet Bey biliyorsunuz aynı zamanda Milli Savunma Bakanı. Yani bir kere bakan olması sebebiyle de yani aday olması halinde istifa etmesi gerekirdi ve iki tane görevi de üstlenmesi bir anda uygun değil diye düşünüyorum. Tabii oradaki durumu ne olur bilemiyorum. Yani biraz da böyle İsmet Yılmaz olsun anlamında da iddialı bir şey olarak da aday olarak da gözükmüyor gibi geliyor bana. Ama sonuçta Deniz Bey'in hem geçmişteki tecrübesi hem en yaşlı üye olması hem de şimdi geçici başkanlığı da yürütmüş olması sebebiyle hem de demokratik bir şekilde her partiye eşit bir şekilde tarafsız bir şekilde bu görevi sürdürebileceği düşüncesi genelde de bir kanı var bu konuda. Ben Deniz Bey'in üzerinde yoğunlaşabileceğini düşünüyorum ama artık tabii dediğim gibi sonuçta ne çıkar sandıktan bilmiyorum. Dördüncü turda bakacağız, göreceğiz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık koltuğunu kaybetti. Ne kaybeder? Şey mi? Evet, Deniz Baykal seçilemedi, İsmet Yılmaz oldu diyelim. Yani bir şey kaybetmez seçim nihayetinde. Yani
Kazansa elbette ki çok iyi olur. Hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı böyle engelleyebilecek bir konum olduğu söyleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın anayasa sınırlarını zorladığını söyleyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu... Deniz Baykal'ın bunu engelleyebileceğini düşünüyor. Tabii doğru aslında. Tabii seçilmesi hem partimiz açısından hem de genel meclis tablosu açısından da ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da anayasal çizgileri aşmaması açısından da iyi bir nokta olur, iyi bir sonuç olur diye düşünüyorum. Deniz Baykal'ı nasıl engeller peki? Yani birçok yönleriyle en azından konuşarak şey yapabilir, bazı açıklamalar yaparak bunu frenleyebilir. Çünkü meclis başkanı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na vekalet eden bir konumda biliyorsunuz anayasa kurumu gereğince, anayasamız gereğince. O nedenle birçok şeyler konuşarak da işte bazı açıklamalar yapılarak da dizayn edilebilir, frenlenebilir diye de düşünüyorum. Tabii onların ne şekilde, nasıl hareket edeceklerini çok kestirmek mümkün değil. Tabii biraz da kişinin konumuna, yapısına, anlayışına, yaklaşımına bağlı bir olay. Bekleyip göreceğiz sonucu. Tabii bir de şöyle şeyler konuşuluyor kulislerin içerisinde. Deniz Baykal'la Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi üzerinden. Yani acaba anlaştırar mı ikili ve yine 2002'deki, 2003'teki o görüşmeyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın o zaman siyasi yasanın kaldırılıp tekrar başbakan olarak karşımıza çıkmasının önünü açan Deniz Baykal'ın acaba yeniden Tayyip Erdoğan'la anlaşıp böyle bir şey yaptığına dair iddialar var. Anlaşma üzerine Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına oturma durumunun olabileceği. Yok kadar. Öyle bir hesabında öyle bir anlaşmanın olduğunu zannetmiyorum. Deniz Bey o tür şeylere de çok da böyle şey verecek yapıda bir insan değil. Ama geçmişte birlikte siyaset yapmış olmaları ve birlikte konuşmuş olmaları, bir araya gelmiş olmaları nedeniyle eski genel başkan olması sebebiyle, bir de tabii Cumhurbaşkanı aslında çok taraflı hareket etmesi sebebiyle seçim öncesinde bütün en başta genel başkanımız olmak üzere bütün genel başkanlara çatan konuşmalar yaptı. Hatta öyle düştü ki seviye bir ara bu Kaçaksaray sebebiyle. Tabii o nedenle de şimdi ana muhalefet partisini çağırıp veyahut da böyle bir konuşma ortamını, konumunu bulamadı diye düşünüyorum. Bir yumuşama politikası olarak düşünüyorum. Yani konuşulursa ve bence konuşulmasının da bir sıkıntısı yok. Ben konuşmadan yanayım. Yani konuşan Türkiye olmalı, konuşmalı, işte uzlaşmalı, demokrasinin gereği. Toleranslı yer yapılabilecek şeyler varsa çıkan tabloya göre bunlar yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü bir tablo var ortada. Bu tablo karşısında bir koalisyon tablosu var. Orada bunlar konuşuldu mu konuşulmadı mı ne oldu bilemiyorum. Bu tamamen ikisinin arasında kalan bir İşte konu. Bu çok şey değil mi? Herkes de bunu, yani ikisinin arasında kalan bir siyasi yani gizli bir herkes onu tartışan. Yok ben öyle bakmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da tepki gösterdiğine dair bilgiler var. Bir telefon krizi oldu. Arandım aranmadım krizi oldu. İki tarafta birbirlerini hatta Erdem Beyciğim ben öyle bakmıyorum olayı. Dedim ya yani bir yerden bir şeyler konuşulmalı. Yani görüşülmeli. Ha bu şöyle olur böyle olur. Ben Deniz Bey'in tecrübeli bir siyaset adamı olarak devlet adamı olarak kesinlikle böyle bir yanlışı yapacağını ve partiyi bağlayıcı bir hareket içine gireceğini ne söz olarak ne davranış olarak göstereceğini hiç inanmıyorum. Ben yine kulislerde konuşulan başka bir soruyu dile getireyim. Ben doğru olup olmadığını bilmiyorum ama konuşulanlar açısından. Deniz Baykal'ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından yani Cumhurbaşkanlığında çalışan belli kişiler tarafından gene bazı görüşmelerin olduğunu Deniz Baykal ve Tayyip Erdoğan'ın yakın kişilerin hatta yemeklerde buluştuğuna dair bilgiler de var. 4 gün öncesinde, 5 gün öncesinde yani adaylığını açıklamadan öncesinde. Vallahi o konularda bilgim yok işin doğrusu. Tabii bu bir söylenti şeklinde olabilir. Gerçekçi bir şey olduğunu. Bu bir iddia tabii. Yani bunların doğru olup olmadığını da ben bilmiyorum. Onun için de bir şey söyleyemeyeceğim. Ben konuşmadan yanayım. Yani konuşmalı. Konuşan Türkiye olmalı. Yani İktidar partisiyle ana muhalefet ya işte diğer mecliste bulunan partiler, gruplar birbirleriyle konuşmalı, görüşmeli. Yani konuşa konuşa belki daha iyi, daha güzeli, daha doğruyu bulabiliriz diye düşünüyorum. Bence
bu noktalarda biraz şey olmak, toleranslı olmak gerekirdi. Yani konuştu, ya acaba ne konuştu? Ya şüpheci yaklaşmak bana göre çok hoş bir davranış değil. Siyasette her türlü argümana, her türlü konuşmaya, her türlü çalışmaya açık bir şekilde yürütülme. Ama sonuçta bir ilke var, bir inanç var, bir prensip var. O prensiplerden, o ilkelerden taviz vermeden doğru bildiğimiz yolda da devam etmek en gerçekçi yoldur diye söylemek isterim. Peki, peki gönlünüzden geçeni biliyoruz. Deniz Baykal geçecek evet. Ama sizce İsmet Yılmaz mı, Deniz Baykal mı başkan olacak? Bu sizin yani tamamen... Valla bence Deniz Baykal olacak diye söylüyorum. Peki o zaman ben hemen Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrını sormak istiyorum. Şimdi evet. HDP'nin Deniz Baykal'a olası bir ikili yani İsmet Yılmaz ve Deniz Baykal kalırsa son tura Deniz Baykal'a vereceğini, daha doğrusu İsmet Yılmaz'a vermeyeceğini biliyoruz. Evet. Deniz Baykal'a vereceğini anlıyoruz buradan, bu açıklamadan. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde HDP'nin verdiği adaya biz oy vermeyiz, aynı safta bulunmayız açıklaması İsmet Yılmaz'ın adaylığını biraz daha güçlendirmiyor mu? Yani şimdi biraz öyle gibi görünüyor ama bilemiyorum yani belki bir yumuşama olabilir, farklı bir görüşmeler olabilir. Belki çıkan tablo karşısında Sayın Bahçeli'de bir yumuşama olabilir. Serbest belki bırakabilir grubunu. Bilemiyorum. Bırakır mı gerçekten Sayın Bahçeli serbest bırakır mı? Bırakabilir de bırakmayabilir de. Artık takdir tamamen onlara ait. Tabii onların evet. İç işlerine çok da müdahale etmek, onunla ilgili de konuşmak istemem. Tabii müdahaleden daha öte biz sadece tahmin üzerinden evet, ilerliyoruz evet, ama. Evet. Şimdi peki o zaman ilk tura gelelim. İlk tur ve ikinci tur. İlk tur evet. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi için biraz farklı bir seçim oldu diyebiliriz. 5 firesi var. Yani 132 milletvekili adayından bir milletvekili, yani Deniz Baykal kendine oy kullanmadı. Bir milletvekili gelmedi genel kurula. 5 milletvekilinden ikisi boş oy, ikisi HDP'ye, bir tane de MHP'ye oy çıktı. Yani ikinci seçimde de, ikinci turda da 128 oy aldı Deniz Baykal. Bir geçersiz var, bir de HDP'ye giden bir oy daha var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bir tek fireyi veren Cumhuriyet Halk Partisi, birinci turda ve ikinci turda Deniz Baykal'ı neden desteklemek istemedi? Vallahi, bu beş kişi ya da o bir kişi. Şimdi bizim grubumuzda genel prensip, genel düşünce tamamen kendi adayımıza oy verme noktasında bir eğilim, bir prensip kararı. Tabii bu karar bir grup kararı şeklinde kesinlikle olmuyor zaten. Böyle bir grupta karar alma imkanımız yok ama kendi içimizden çıkmış bir aday elbette ki sahiplenmek, oy vermek en doğal hem hakkımız hem de sorumluluğumuz diye söylemek istiyorum. Ama nedense bilemiyorum bazı arkadaşlar neden öyle bir işte geçersiz oy vermeyi veyahut da başka adaylara oy vermeyi tercih ettiler onu bilemiyorum. Tamamen kendi takdirleridir. Ama olmasa çok çok iyiydi Cumhuriyet Halk Partisi için de. Top gibi hepimiz 131 oy olarak bir tanesi gelmemiş 130 oy olarak çıkmış olsaydık tabii hem bu Deniz Bey için hem de partimiz için de iyi olur diye düşünüyorum. Biz de üzüldük ama sonuçta yapacak bir şey yok tabii çıkan sonuca göre de hareket edildi. Şimdi de 3. ve 4. turlar yapılacak. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama ben bir gazeteci olarak sormak istiyorum. Siz Deniz Baykal'a oy vermeyen isimler hakkında bir bilginiz var mı? Yok, öyle bir isim telaffuz etme imkanım yok. Tahminler yürütülüyor ama herkes bir şeyler konuşuyor. Mustafa ama. Akaydın deniliyor. Ki zaten yani, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında ben Deniz Baykal'ı desteklemeyeceğim sözleri gündeme yansıdı. Kimseyle ilgili isim vererek hani bir şey söylemek istemiyorum. Nedir ne değildir bilmiyorum ama en çıkan sonuç 5 tane oyun Deniz Bey'e verilmemiş olması. 2 tane geçersiz, üçünün de. Başka bu üçüncü ve dördüncü sıra yansır mı peki? Yani aynı fireler devam eder mi? Değişti zannedersem o arkadaşlar da yanlış yaptıklarını anladılar. Biliyorsunuz ikinci turda değişti 128 oy aldı. Yine bir tane değişmedi ama. Evet, yani. Ya da iki tane ama değişti. Ama ben onun da değişeceğini tahmin ediyorum. Belki biraz duyguları öne çıktı diye düşünüyorum. Burada tabii duygular değil akıl öne çıkması lazım. Bir de grubun birliği, beraberliği, grup disiplini açısından da. Sandığa yansıması lazım. İnşallah bu turlarda, 3. ve 4. turlarda oy vermeyen arkadaşlarımızın aynı şekilde Deniz Bey'e oy vereceklerini tahmin ediyorum. Pişman olduklarını tahmin ediyorum. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki milletvekili
ilk turda HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy vermesinde bir sorun yok. Hadi belki adaya falan oy veriliyor ama dengir bir Mehmet Fırat. Yani bu isim AKP kurucularından. Yıllarca AKP içerisinde hizmet etmiş. Hatta yanılmıyorsam bakanlık yaptım hatırlamıyorum ama. Devlet Bakanlığı yaptı galiba. Değil mi? Bakanlık yaptı. Bakanlık yapmış birisi. Yıllarca AKP'ye hizmet etmiş birisi. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla neredeyse Hodri Meydan denilip televizyonlar karşısında tartışmış. Hatta birbirlerine çok karşılıklı konuşmalarda, ağır ithamlarda bulunulmuş. Hatta dengin bir Mehmet Fırat da aksine çok daha ağırını bulunmuş. Yani gene Kılıçdaroğlu'yla kavgalı diyebileceğimiz bir isim. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir isme, hadi HDP'yi geçelim, böyle bir isme oy çıkması... Valla ben nasıl bir şey? Yani kesinlikle nasıl? Kesinlikle o konuları irdelemeden tamamen öfkenin sonucu, bir inadın sonucu, biraz da duyguların sonucu ortaya çıkan bir şey olarak, tercih olarak yapıldığını tahmin ediyorum. Tabii kesinlikle hoş karşılamıyorum. Ne olursa olsun burada akıl öne çıkmalı, parti öne çıkmalı, partimizin adayı öne çıkmalı, sahiplenmeli. Ben o çerçevede hareket ederim ve particilik de bunu gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe de bu vardır zaten. Yani o nedenle ben onları tasvip etmiyorum. Zaten o kendisi de zannedersem üzüntü duydu ki sonradan değişti biliyorsunuz. Ben dediğim yok, gibi... Yok, gene son üçüncü turda gene tur. BDP'ye uyar yani. Olsun. En azından bir tanesi vazgeçti. Yani bir vazgeçme var, bir pişmanlık gözüküyor. Ben üçüncü ve dördüncü turda herhalde tamamının oy vereceğini tahmin ediyorum. Göreceğiz bugün. Evet. Üçte genel kurul başlıyor ve meclis başkanımız bugün belli olacak. Umarım Türkiye için en hayırlısı. İnşallah. Tabii. Şimdi peki bu aynı zamanda meclis başkanının bir koalisyon tartışmalarına sonuç verdiğini görüyoruz. Evet. Hani olası bir koalisyonun acaba bu meclis başkanlığında oluşup oluşamayacağı tartışılıyor. Burada bir AKP-CHP koalisyonundan, AKP-MHP koalisyonundan ve aynı zamanda şu anda artık tartışması gündemden kalkmış CHP-MHP koalisyonundan bahsediliyor. Ve bir de azınlık hükümeti tartışmaları var. Şu anda tartışılan en fazla da AKP-MHP ya da AKP-CHP koalisyonu. Ancak basında, siyasi kulislerde, bütün her yerde AKP-CHP koalisyonunun çok daha önde olduğu, böyle bir koalisyonun kurulabileceği söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Valla tabii koalisyon olayı partinin yetkili kurullarınca alınıp, karar altına alınıp da çalışması yapılacak bir çalışma şekli, bir hükümet şekli. O nedenle o konularda tabii çok fazla bir şey söyleyecek durumumuz yok. Bunu partili organlar bilirse, parti meclisimiz, genel başkanımızla birlikte karar vereceğini tahmin ediyorum. Ama çıkan tablo tabii elbette ki bazı şeyleri işaret edebilir. Ama bu işaret ne yönde çıkar, nasıl çıkar gerçekten şimdiden kestirmek, bir şey söylemek de mümkün değil. Bu konuda çok açık bir çalışma da gözükmüyor. Dolayısıyla altta neler yapılıyor, ne ediyor veyahut da konuşulan var mıdır, görüşmeler var mıdır, hangi noktadadır? Bunları da çok bilmek mümkün değil. Belki kulislerde bazı şeyler görüşülüyor olabilir. Tabii o dediğiniz tablo seçimden sonra belki bir şekli ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum ama tabanımız AKP ile koalisyon istemiyor yalnız. Taban istemiyor. Evet, istemiyor. Evet, yani bunu evet. Ben tam bunu soracaktım. Taban evet, istemiyor. İstemiyor. Peki böyle bir koalisyona üstte taban size nasıl tepki veriyor? Yok, grubun da ilimi oyunda değil. Ama tabii bizim burada çıkan tablo karşısında biz yokuz demek, kenara çekilmek yerine genel başkanımızın izlemiş olduğu süreç çok doğru ve olumlu bir süreç olarak görüyorum. Bizim şartlarımız var. O olmazsa olmaz şartlarımız. Dünkü grup toplantısında da genel başkanım bunları birer birer açıkladı. Bizleri bilgilendirdi. O çerçevede tabii konuşabiliriz diyor. Çünkü kenara çekilerek bu çıkan tablo karşısında biz yokuz, biz hükümet olmayız demek yerine şartlarımızı ortaya koymak suretiyle tartışılabilecek bir konuma getirilmiş olması ve konuşulabilecek bir noktaya getirilmiş olması da olumlu olarak telakki ediyorum. İnşallah parti meclisimiz, yetkili kurullar hangi yönde karar verirler, biz verilen kararı da artık uymak durumunda kalır. Ben konuşmazdan şunu anladım. Evet. Birincisi taban istemiyor böyle bir şey. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, evet, tabanı istemiyor. Evet. İkincisi grup
da çok fazla bu koalisyona yanaşmıyor. Ancak yönetim o zaman böyle bir şey olabileceğiniz üzerinde. Yönetimin istediği noktasında değil bu olay. Yani ben dediğim gibi bir çıkan dedim ya, meclis tablosu karşısında ne demiş bize seçmenimiz? Halkımız diyor ki bir koalisyon yapmalısınız. Birbirinizle anlaşmalısınız, uzlaşmalısınız. Yani hükümet ederek, birlikte hükümet ederek ülkeyi yönetmelisiniz. Gerçekten diyor. Seçmen şimdi, böyle bir mesaj mı veriyor? Yoksa yani seçmen bir de mesaj verdiğine dair sürekli böyle ifadeler yani kullanıyor. Yani çıkan tabloyu öyle değerlendirmek lazım. Şimdi ya Kutu Başkan'ın vermiş olduğu bir şey değil mi sizce mesela? O yani o da var ama şimdi eğer AKP'ye oy vermemişse seçmen, en azından gidip bir kısım AKP'ye oy verenler HDP'ye oy vermişse, işte HDP'nin barajı aşması noktasında bir şey tablo ortaya çıkmışsa ve dolayısıyla mevcut çıkan oran karşısında AKP hükümet olamıyorsa, kuramıyorsa tek başına, hadi tablo artık o noktaya işi taşımış oluyoruz. Belki ilk etapta seçmen belki onu öyle telakki etmedi, belki öyle değerlendirmedi ama çıkan tablo bu okunuyor. Ben de tam onu soracağım. Şimdi bu okunuyor orada. Seçmen tercihini yaptı ancak siyasi erkler, genellikle koalisyon kurmak isteyen erkler, işte seçmen bize koalisyon dedi ya da seçmen işte şöyle şöyle dedi diye söyleniyor. Yani seçmenin mutlaka bir mesaj verdiğini. Aksine ben şöyle görüyorum olayı. Biraz daha dört partinin tam anlamıyla işte kutuplaşmış bir Türkiye'nin vermiş olduğu oylar olarak görüyorum ve AKP gibi mesela daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin önderleri AKP ile asla ve asla koalisyon kurmayacaklarını açıkladılar. Bunlar seçimden önce olan olaylar. HDP zaten seni başkan yaptırmayacağız, hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız dediler ama dışarıdan destek verebileceklerini söylediler. Şimdi HDP'nin tavrına bakalım. AKP-CHP koalisyonuna evet diyoruz dedi. Seçimden öncesi sözlerini tamamen geri plana atmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi keza öyle, AKP ile koalisyon kurmayacağız dedi. Şu anda AKP ile koalisyon kurulabilir durumuna geldi ki genel başkan yardımcıları düzeyinde birçok insan da AKP ile kurulması gerektiğini söylediler. Kemal Dermiş de benzer açıklamalar yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda biraz daha kurmayacağız dedi. Kurmama yolunda ilerliyor ama onun içerisinde de bazı sesler acaba AKP ile bir koalisyon kurulabilir mi tartışmasını gündeme getiriyor. Valla ağırlıklı görüş, dediğim gibi ilk etapta böyle bir düşünce gözükmüyor. Tabii yetkili kurullar buna karar verecek. O nedenle bekleyip biraz görmek lazım. Bu konularda çok net konuşma imkanımız yok bir vekil olarak. Neden yok? Çünkü benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Benim şahsi görüşlerim, düşüncelerim önemli ama tabii genelin düşüncesi önemli. Ortak akıl ne şekilde gelecek o önemli. O nedenle o noktaya nasıl geliriz, ne yaparız tabii bunları yine oturup seçmen konuşacağız. Seçmen gitmez mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yani dediğim gibi bu işe karşı olduğunu söyledim. Biz de tabanın düşüncesi çerçevesinde de hareket ediyoruz. Bütün seçilen arkadaşlarımızın da düşünceleri o merkezde. Hı hı. O nedenle bekleyip görmek lazım. Yani biz yokuz demek, biz oynamayacağız, biz hükümet olmayacağız demek yerine şartları ortaya koyarak, o şartlar tabii öyle kolay kabul edilebilir şartlar değil yani. O nedenle biz şartlarımızı ortaya koyuyoruz. Olmazsa olmaz dediğimiz bu şartlar konuşulursa yani olasılıklar düşünülebilir deniliyor. Yani bu bir koalisyon yapma eğilimi olarak değerlendirilmemeli, görülmemeli. Burada yani mecliste biz yokuz, biz karışmayacağız, biz hükümet olmayacağız, biz hiçbir sorumluluk almayacağız anlamında değil. Tamamen sorumluluk çizgisi içinde bizim sorumluluğumuz var. Ama bu şartlar çerçevesinde bu sorumluluklarımızı oturup konuşabiliriz deniliyor. Peki en azından şöyle bir soru sorabiliriz o zaman. Evet. Siz değerlendirmenizi yaptınız olası bir koalisyon üzerine ama MÜSİAD, TÜSİAD gibi Türkiye'nin iş adamları böyle bir koalisyonun olmasını istediklerini açıkladılar. Keza aynı şekilde Avrupa'dan, Batı'dan ve Amerika'dan hazırlanan raporlarla ya da haberlerle okuduğumuz kadarıyla AKP-CHP koalisyonunun ilerleyen zamanlarda olumlu bir şey olacağını söylüyorlar. Ve şu anda küresel sermayenin de aynı zamanda... Yok, onların istemesi falan bu işi çok fazla etkileyecek değildir bana göre. Burada bir kere iki partinin... gerek taban itibariyle, gerek görüş itibariyle, gerekse geçmişteki mecliste yapmış oldukları çalışmalar ve işbirlikleri itibariyle AKP ile MHP'nin daha uygun
olduğu gözüküyor. Yani her ne kadar MHP'de yani bir karşı koyma gibi bir açıklama ilk etapta geldiyse de sonradan bir yumuşamanın olduğunu görüyoruz. O nedenle sonuçta oraya doğru gideceğini tahmin ediyorum. Bence kurulup görülmesinde fayda var. Dört bakan yargılanacak mı sizce? Vallahi MHP'nin tavrına bağlı. Yani kim hükümet olacaksa o hükümette yer alacak partinin tavrına bağlı. Peki 25 Aralık devam edecek mi? Vallahi bu dosyaların kapanması Türkiye için gerçekten hem dünya için de çok hoş olan bir durum değil. Mutlaka bunların açılması ve sorgulanması ve Yüce Divan'da yargının huzurunda bir hesap verilmesinin mutlaka doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü yargıya güvenmeliyiz. Yargıdan alacağımız sonuca göre insanlar suçlu veyahut da suçlu olmama durumları ortaya çıkmalı. Eğer suçluysa cezasını çekmeli, eğer suçsuzsa da aklanmalı. En azından günlerce bu iş tartışmaya mahal vermeyecek şekilde bana göre temizlenmeli ve sonuçlanmalı diye düşünüyorum. Mutlaka o konu gelecek yani. Bugün gelmese de yarın yine gelecek. Çünkü bu dosyalar öyle kendiliğinden kapanmadı biliyorsunuz. Birçok tezgahlar, birçok ayak oyunları, birçok değişiklikler, hakim değişiklikleri, müdür değişiklikleri, savcı değişiklikleri yapılarak dosyalar kapatıldı. O nedenle o dosyaların ben açılacağına inanıyorum. Yani o konuda genelde mecliste bir şey var. Bir eğilim var. Yani bu aynı zamanda belki ses çıkarmıyor ama AKP içinde bile var böyle bir eğilim. Çünkü bu kadar ayan beyan her şey ortada olan bir olayın, bir yolsuzluğun yani böyle basit bir şeyle hükümet kararıyla işte baskısıyla işte yöntemleriyle değişik yöntemlerle kapatılmasının kesinlikle Türkiye açısından ve Türkiye'nin geleceği açısından da demokrasimiz açısından da yargı açısından da çok önemli olarak görüyorum. Peki cemaatle CHP arasında hep bir ilişki olduğu son dönemde söylüyor. Yok, kesinlikle öyle bir ilişki yoktur. Bir kere şimdi biz demokrasi adına, hukuk adına gerçekten mücadele veriyoruz. Geçmişte nasıl bir Ergan Okan'a, bir Balyoz davasına, bir işte casusluk davalarına karşı koymuşsak, orada mücadelemizi vermişsek, vekillerimiz, genel başkanımız, genel yönetimlerimiz, milletvekillerimiz bu konuda mücadele vermişler ise, ben de şahsen çok mücadele verdim. Dolayısıyla biz o mücadeleyi hukuk çerçevesinde yapılması ve yargının iyi bir şekilde işlemesini, tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar vermesini kanunlar ve vicdanına bağlı olarak karar vermesi noktasında biz hep bunu savunduk. Hukuk devletinin olmasını savunduk. Dolayısıyla bu hukuk çiğnenerek hatta katledilerek yapılmış olan bu yargılamaların sonuçta fiyasko olduğu ve boş olduğu ve bu hükümetin de altında kalmış olduğu bir şey olarak ortaya çıktı. O nedenle oradaki çıkan sonuçların sonradan işte bunu biz yapmadık deyip de paralelciler yaptı demesini kaldırıldık. Çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Orada bir ortak şey vardır. Akıl vardır. Evet. İşbirliği vardır. O işbirliği de birbirini suçlayarak ortada kalamaz. Orada ikisi de suçludur. Hem peki, iktidar hem de Ergenekon ve Balyoz'da askerleri ya da işte vatanseverleri yargılayan savcılar ya da hakimler bugün içeri atılıyorlar ve buna CHP'nin içerisinde birçok milletvekili de aynı zamanda CHP'nin yönetimde tepki gösteriyor. Yani hem bir yandan bu kumpasları yapanlara destek veren... Şimdi yargılamada şu esastır. Evet. Yargılamada hukuk çok önemlidir, hak çok önemlidir, tarafsızlık çok önemlidir. Bir de vicdan eğer kanunda yer almamışsa bile hakim kendi vicdanına bağlı olarak gerçekten burada adalet nasıl gerçekleşecek, nasıl tecelli edecek bunları değerlendirerek karar vermiştir. Burada ne vicdan devrede olmuştur, burada ne hukuk ortada kalmıştır, ne kanunlar uygulanmıştır. Dolayısıyla burada biz esasen bunun uygulanmasını istiyoruz. Yani Türkiye bir hukuk devleti olmalıdır. Hukuk devleti olduğumuz sürece bu ülkenin hem geleceği, hem cumhuriyetin geleceği, hem laik cumhuriyetin, hem sosyal hukuk devletinin tesis edeceği ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Eğer bunu yapamazsak bugün ya işte geçmişte bu hatayı yaptı. Yani intikam hissiyle bakın
bir rövanşist bir anlayışla bu işlerin sonucunu vardıramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği yol budur. Yani bir rövanşist anlayışla değil, bir intikam anlayışıyla değil. Çünkü intikamın arkasına ayrı bir intikam gelecektir. Bu işin arkası kesilmeyecektir. Ama hukuk devleti ilkesi eğer ortaya konulursa, bu işletilirse, o zaman vicdanlar ve hukuk konuşursa, o zaman hak, hukuk, adalet daha iyi bir şekilde tecelli edecektir. Çelişki olmayacak mı? Bir yandan Ergenekon'u, balyozu yargılayan hakimler ya da savcılar, bir yandan da 17-25 Aralık'ı... Şimdi orada da yani biz niye atıldı, niye suçsuz diye veyahut da niye bunlar içeri atıldı, niye görevden alındı anlamında değil. Biz yapılan bir intikam anlayışıyla bu işin yürütülmesini karşı koyuyoruz. Yani gerçekten suçu varsa, yanlışsa irdelensin, yapılsın, mahkemeye verilsin. Cezası gerçekten varsa, bir yanlışı varsa, bir kanunsuzluğu varsa mutlaka onun cezasını da görsün istiyoruz. Ama yapılan muameleler, işlemler, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun böyle çok acil, çok kişiye bağlı olarak verdiği böyle çok acil, yani şey yapmadan, irdelemeden, değerlendirmeden, işte yukarıdan bir başbakanın, bir cumhurbaşkanı işaretiyle bunların hemen işte görevden alınması, işte disipline verilmesi, işte mahkemeye, yargıya sevk edilmesi falan, bunlar tamamen kişinin intikamına, kişinin anlayışına bağlı olarak yürütülen bir yargı sistemi haline geldiği için biz buna karşıyız. Gerçekten orada yanlış vardır. Savcısı yanlış yapmıştır, hakimi yanlış yapmıştır, polisi yanlış yapmıştır, emniyet müdürü yanlış yapmıştır. Yanlışlar gerçekten normal bir, olağanüstü bir yargılama sistemi içinde değil. Olağan bir yargılama sistemi içinde yargılamaların, sorgulamalarının yapılıp haksızlıklar varsa, hukuksuzluklar varsa, yanlışları varsa ona göre de cezasının verilmesini doğru olacağını düşünüyorum. Peki efendim, açılım konusu, CHP'nin nasıl baktığını biliyoruz. Evet. Son dönemde de şu anda dün bir operasyon, küçük bir operasyon yapıldığı söylendi ve PKK'da ateşkesin bittiğini açıkladı. Bugün en azından kendi yayın organlarında böyle ifadeler var. Şu anda ateşkesin bittiği söz konusuysa şu an açılım nasıl ilerleyebilecek sizce? Yani zaten açılımın bir anlamı yoktu, bir dayanağı yoktu. Tabii özellikle mevcut iktidar, özellikle Güneydoğu'da destek bulabilmek için, Doğu'da Güney destek bulabilmek için gerek PKK'ya gerekse işte HDP'ye karşı çok yumuşak bir tavır sergilemeye devam etti. Onun sonucunda işte bazı görüşmeler yapıldı. Bunları da doğru bulmuyorum. Ben zaten bir kere dünya bunu nasıl çözmüş? Ona bir bakmak lazım. İngiltere nasıl çözmüş? İspanya nasıl çözmüş? Yani silah masanın üzerinde dururken bir müzakere yapılmaz. Mücadele yapılır. Ama silahı bıraktık biz. Biz konuşmak istiyoruz. Biz görüşmek istiyoruz. Biz işte haklarımızı, işte yok edilen şeylerimizi, haklarımızı geri almak istiyoruz anlamında bir görüşme tesis edilecekse, böyle bir ortam varsa, o zaman elbette görüşmekte, oturup konuşmakta fayda var. Ama siz masanın üzerinde silah beklerken, anlatabildim, oturup o masada eğer görüşme yapıyorsanız... PKK silah bırakacak mı sizce? Efendim? PKK silah bırakacak. Bırakacak tabii sonuçta. Bir noktada eğer nasıl bırakacak? Şimdi devlet bir kere sınır güvenliğini çok iyi bir şekilde sağlaması lazım. Ama bugünkü hükümetin anlayışıyla, bugünkü hükümetin gevşek tavrıyla sınırlar kergir hale gelmiş, kimin gelip geçtiği belli olmadan bir sınır şeysi varsa, yapısı varsa, bu yapı içinde zaten PKK'nın silah bırakması mümkün değil. Çünkü bunun altında yatan çok farklı şeyler var. Yani burada uluslararası emperyalizmin işte Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatmak, işte bölmek, toprak bütünlüğüne zarar vermek, işte bir Kürt devletinin oluşumuna olanak sağlamak için bir çalışma var zaten. Bu çalışmanın içinde de bir PKK var. Silahlı bir PKK var. Bu PKK'nın da dayandığı yerler var. Bir de imkanlar var. Orada işte kaçakçılık had safhaya gelmiş. Birçok yolsuzluklar, işte farklı kanunsuzluklar. Uyuşturucu kaçakçı. Uyuşturucu falan. Hepsi birbirini takip eden ve biraz da çeteleşme noktasına gelmiş olan bir yapı var orada. Ben onu görüyorum. Siz bunu yok etmediğiniz sürece, sınır güvenliğinizi sağlamadığınız sürece orada
bu işi çözemezsiniz. Ben şunu söyledim, ben Türkiye'de Kürt sorunun olduğunu düşünmüyorum. Ben bir Güneydoğu sorunun olduğunu düşünüyorum. Ve geçmişte de bunu çok kerelerde söyledim. Yani ben hep bunu böyle bakıyorum. Güneydoğu sorunu vardır, Doğu sorunu vardır. Ama bu sorunu yani bu şekilde çözemezsiniz. Çözüm süreci diyerek, yani sürekli taviz vererek, ne istedilerse verdik diyerek bir yere varamazsınız. Ama çözüm sürecini devam ettirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yok, bizim düşüncemiz o noktada değil. Biz meclise taşımak istiyorsunuz. Yani mecliste görüşülebilir. Meclise daha demokratik, biraz daha meşru olmayacak mı? Demokratik şeyde olabilir ama bu aynı zamanda da tabii aynı zamanda silah bırakmayı da birlikte getirilebilir. O şartlar olabilir. Dolayısıyla öncelikle Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlaması ve orada yaşayan vatandaşların devlete güvenini mutlaka sağlanması gerekir. Yani bir korku, başka bir çete tarafından, bir örgüt tarafından, terör örgütü tarafından bir korku altında yaşayan bir Güneydoğu değil. Devletin koruması altında yaşayan bir Güneydoğu ortaya. Bir toprak reformu orada gerçekleştirmek gerekebilir. Eğitimi gerçekten iyi bir şekilde gerçekleştirmek. Bir de yatırım yapmak suretiyle, yaptırmak suretiyle bu işlerin orada çalışan insanların çalışabilecekleri yerlerin oluşması suretiyle. Yani bunu belki tabii bu noktaya gelinceye kadar hayli uzun bir süre geçti. Peki sınırdaki gelişmeleri ne diyorsunuz? 10-15 senelik süreç içinde bunun çözülebileceğini düşünüyorum bu şartlar çerçevesinde. Çünkü Kürt sorunu olmuş olsak birçok Kürt vatandaşlar vardı. Kürt-Türk ayrımı bunlar gelinceye kadar bu kadar çok keskin değildi bir kere. Yani Türkiye'nin her tarafında var arkadaşlar. Yani bu vatandaşlar sadece Güneydoğu'da değil ki, İstanbul'da da var, İzmir'de de var, Anadolu'nun birçok kentlerinde var. Dolayısıyla bir sorun olmuş olsa zaten bu vatandaşların gidip orada yaşama şansı olmaz. Evet, o nedenle ben onu bir sorun olarak görmüyorum. Yani ancak bir Güneydoğu, bir Doğu sorunu olarak telakki ediyorum. Tabii şimdi uluslararası bir duruma da masal olmuş bir olay. Tabii. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde yaşanan bir gerçeklik var ve bunlar da PKK'nın Suriye kolu, PYD. Şimdi aynı durum orada da söz konusu ve Türkiye şu anda oraya da bir önlem alma tartışması içerisinde. İşte hangi noktaya geldi? Sınır güvenliğini koruma noktasına geldi. Yani çünkü orada siz sınırı bıraktığınız sınırı takdirde. Sınırı istediğiniz kadar güvenli alın. Mesela o PYD'nin orada bulunması güvenlik. Şimdi siz sağlama alıyorsanız, PKK'dan temizlemişseniz, dolayısıyla orada PYD'nin olması elbette ki bizim için bir tehlikedir ama kendi topraklarınız içinde bu tehlikeyi hissetmeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Önemli olan burada kendi güvenliğinizi, kendi sınır güvenliğinizi ve vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Bunu sağlayamamıştır Türkiye. Bunu sağlamak için de şimdi askeri tedbirlerle orada bir tampon bölge oluşturmaya çalışılmaktadır. Bunlar yıllar önce oluşmalıydı. Birçok Suriyelinin gelip burada beslenmesine, burada korunmasını, devletin bakmasını, birçok para harcamasını hiç gerek yoktu. Şu an oluşmasında? Şu anda sınır güvenliğinin elbette ki oluşmasında, daha doğrusu güvenlik altına alınmasında fayda var yani. Yani güvenlikli bölge olsun mu diyorsunuz? Olsun yani, en azından sınırımızın güvenlik çemberi içinde olmasında, güven altına alınmasında büyük fayda var diye düşünüyorum. Ama çünkü Genel Başkan Kılıçdaroğlu tam tersi şey dedi. Yani Şimdi burada güvenlikten ziyade hareket tamamen Suriye'ye karşı yürütülen bir hareket gibi yürütülüyor. Genel Başkanımızın karşı olduğu şey o, durum, nokta o. Yani dolayısıyla hala kafasının arkasında bu iktidarın, yani Esad'ı devirme, Esad'ı zayıflatma, işte Suriye'ye girerek PYD'yi de orada temizleyerek sonra da Esad'a karşı bir hareket yürütme anlamında götürüldüğünü görüyoruz. O nedenle buna karşıyız. Yani orada sınır güvenliği şeklinde yürütülse mesele yok. Sınır güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Oradaki sağlanacak güvenlik hem Türkiye'nin güvenliğidir hem de vatandaşın güvenidir diye düşünüyorum. Bir izleyicimiz, Erol Tekin isimli izleyicimiz ısrarla şu soruyu soruyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG terör örgütü değil sözünün anlamını soruyor. Neden PKK'yı mı savunuyor? Neden böyle bir ifade kullandı? Genel Başkanımızın ben hiçbir zaman terör örgütünü savunacağını hiç zannetmiyorum, düşünmüyorum. Bu ifadesi var hani kendisi. Öyle bir ifadende maksat aşan bir ifade olarak da düşünüyorum. Kesinlikle böyle bir düşüncesi yok. Çünkü Genel Başkanımız hep sürekli sınır güvenliğinden yana, barıştan yana, iç barışın ve dış ülkelerle barışın tesis edilmesinden yana. Çünkü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği bir yol var. Yurtta sulh, cihanda sulh. Biz bu ilkeleri bu iktidar döneminde kaybettiğimiz için zaten bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biz içte barışı sağlamış olsak, dışta da barışı, komşu ülkelerimizde barışımızı sağlamış olsak zaten bu tehlikeler, bu sıkıntılar hiçbir zaman yaşanmayacak. Daha huzurlu, daha barış içinde kardeşçe yaşayan bir Türkiye olacaktı. Maalesef bugünkü iktidar bunu da bozmuş oldu. Aynı izleyicimiz Sezgin Tanrıkulu'ya da çok tepki gösteren sorular sormuş. Kürdistan Üniversitesi'ne nasıl destek verir Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim? Kürdistan Üniversitesi diye bir üniversite kurulması için destek verdiğini açıklamıştı Sezgin Tanrıkulu da. Neden böyle bir şey CHP'li millet böyle bir milletvekili nasıl olabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin diye soruyor. Valla o açıklamasını bilmiyorum ama tabii kişisel görüşüdür. Bana göre partiye bağlayan bir görüş olduğunu düşünmüyorum yani şey itibariyle. Ama kültürel anlamda yani bazı haklar verilebilir. Ama ben şunu açıklıkla söylüyorum. Bütün bu ülke içinde yaşayan vatandaşlarımızın bir kere Türkçeyi iyi bilmesi ama başka dilde öğrenecekse dilinde öğrenmesinde bilmesinde bir sakınca görmüyorum. Yani bu dünyada mı bu şekilde? Yani bütün ülkeler Amerika'da da yani İngilizce herkes biliyor ama kendi dilinde insanlar konuşabiliyor. Kendi dilini de öğrenebiliyor. Yani böyle bir yapının olmasının bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. O nedenle bu ülke içinde, bu sınırlar içinde birlikte yaşamak zorundayız. Eğer kardeşçe yaşamak istiyorsak, barış içinde yaşamak istiyorsak birbirimizi anlamak, bazı şeyleri hoş görmek, bazı şeyleri de tolere etmek zorundayız diye düşünüyorum. Başka Türkiye yok. Türkiye bizim. Onun için o çerçevede değerlendirmek lazım. Evet. Ben hemen tekrar bu Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dönmek istiyorum. Yani Türkiye güvenlikli bölge oluşturulmalı ama olası bir güvenlikli bölge oluşturulduğunda Türkiye mesela farz edelim Esad'a karşı bir mücadele vermeyecek. Oradaki koridoru var olan, bahsedilen koridoru engellemeye çalışacak. Amerika karşı düşünceye sahip. Böyle bir durumda Amerika karşı gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olur? Valla bir kere Amerika'nın karşı gelmesi tamamen Türkiye'yi zayıflatma anlamında stratejik ortak gibi gözüküyor ama ben o ortaklığı zaman zaman iyi yönde, zaman zaman da kötü yönde kullandığımı düşünüyorum. Şimdi de kötü yönde kullanıyor. Yani bir yandan ortağız diyor, birçok işbirliği yapalım diyor, beraber olalım diyor. İşte Orta Doğu'nun güvenliğini sağlayalım, barışı sağlayalım diyor ama bir yanda da Orta Doğu'yu karıştırmaya da devam ediyor. Yani bu emperyalist ülkelerin genelde tavrı bu. Onun için biz öncelikle kendi bağımsızlığımızı sağlamak zorundayız. Ulusal bağımsızlığımızı, tam bağımsızlığımızı sağlarsak, ekonomik olarak güçlenirse, kendi içimizde birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği sağlarsa ben kesinlikle birçok şeylerin aşılabileceğini düşünüyorum. Ama NATO'dan çıkmayı düşünmeyen bir CHP var. Efendim? NATO'dan çıkmayı düşünmeyen bir CHP var. Yani bugünkü şartlarda belki düşünülebilir. Şimdi bakın. Nasıl tam bağımsız bakın, olacağız? Şöyle düşünmemek gerekir. Şimdi birçok uluslararası işbirlikleri, anlaşmalar, dayanışmalar, işte beraberlikler olmuş olabilir. Bunları birdenbire rest çekmek yerine öncelikle kendimize gelmek. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olma ağırlığımızı, güçlendiğimizi, bağımsızlığımızı ortaya koymak gerekiyor. Bu ama bağımsızlık, araya girmek bu tarafsızlık çerçevesinde, ya daha doğrusu tarafsız demeyeyim, bağımsızlık çerçevesi içinde güçlü bir Türkiye'nin karşısında yani ben hiçbir şeyin, gücün yer alamayacağını, daha doğrusu kendisini gösteremeyeceğini düşünüyorum. O nedenle böyle bakmak lazım. Eğer güçlenmeden yani ucuz kahramanlık yaparak ya işte NATO'yu rest çekiyorum, Birleşmiş Milletler'den çıkıyorum, işte burada yokum, şurada yokum deme şeyiniz belki olmayabilir ama şartları gerçekten değerlendirilebilir, konuşulabilir. Anlaşmaya girdiğiniz tarihten bu yana Türkiye'ye karşı tavırları ne olmuştur, nedir, hangi noktalarda haksızlık edilmiştir, hangi noktalarda bize zarar vermiştir. O zarar veren noktalar mutlaka irdelenmesinde, iyileştirilmesinde, zarar veriyorsa da oturup konuşulmasında fayda var diye ama düşünüyorum. Ama tam bağımsız hareket etmek lazım, devlet gibi hareket etmek tabii lazım diyorsunuz ama NATO buna izin vermiyor. Örnek vermek istiyorum. İşte füze savunma sistemleri Çin'den alınacaktı ve NATO asla ve asla buna karşı olduğunu açıkladı. Yani kabul etmeyeceğini açıkladı. Ve bu da Türkiye'ye bir baskı olarak geliyor. Yani nasıl tam bağımsız olunacak NATO'yu, NATO'ya illaki bir mesafe konulması lazım değil mi? Yani kesinlikle. Ancak bugüne kadar şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hiçbir parti NATO'ya karşı bir
tüzük hazırlamış değil yani. Valla ben şunu açıkla söyleyeyim. NATO'nun artık eskisi gibi çok şeysi kalmadı, ağırlığı kalmadı diye düşünüyorum. O nedenle bütün şartlar yeniden oturulup konuşulabilir, değerlendirilebilir. Ben bağımsızlığımı, gücümü ortaya koyarak, ekonomik gücümü ortaya koyarak, eğer bunu yapabiliyorsa, bunu param varsa alabiliyorsam, gidip benim NATO'ya bağlı kalmama veya Amerika'ya bağlı kalmama, illa buradan silah alacaksın, almayacak demesine fırsat olmayacak bir ortamı oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Bu noktalarda gerçekten çok çalışmaya ihtiyaç var, beraberliğe ihtiyaç var, kaynaşmaya ihtiyaç var. Bölünmeye değil, birleşmeye, dayanışmaya, bir arada yaşamaya ihtiyaç var. Eğer biz birbirimize kavga edersek bu kavgadan elbette ki emperyalist ülkeler bizim gelişmemizi, bizim kalkınmamızı, bizim bağımsız hale gelmemizi istemeyen ülkeler bunu değişik kanallardan, değişik şekillerde, değişik zamanlarda engelleyeceklerdir. Peki, yani bunu böyle bakmak lazım. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Evet. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın başka bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik iyi günler efendim.